Muğla Süper Lig'de geçen hafta İçmener Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini koruyan Bodrum Belediyesi Bodrum Spor bu hafta Yalıkavak Belediyespor'la karşılaşacak. Mahir'le Tayfun'la yap çeksin. Olur musunuz? Tefo! Ali Osman, yağmurda verir misiniz? Yalıkavak Spor maçının hazırlıklarına Gümbet'teki tesislerinde başlayan Bodrum Spor'da geçen haftanın eksik oyuncularının bazıları da antrenmana katıldı. 3 pas oyna, zaten kalabalık, 3 pas oyna. 34 puanla ikinci sıradaki Yeni Milas Spor'dan 1 puan önde liderliğini sürdüren Yeşil Beyazlı ekibin teknik adamlarından Cem Canbaz şunları söyledi. Geçen hafta öncelikle zor bir süreç oldu bizim için hazırlık sürecimizde. Maça çıkıncaya kadar bir haftalık bölümde sakatlarımız vardı, hasta oyuncularımız vardı ve milli takıma giden oyuncularımız vardı. Bunların eksikliğinde antrenmanlarımızda biraz tabii ki olumsuz gelişmeler oldu. Yalnız sahaya çıktığımızda diğer görevini yapan arkadaşlar da çok iyi mücadele ettiler. Baktığımızda ilk 45 dakikada maçı kopartabilirdik. Ama 10 kişi kaldık. 50 dakika boyunca bütün oyuncu arkadaşlarımız çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi sabırlı oynadılar. Direncimiz yüksekti oyun anlamında baktığımızda. Rakibinde öyle çok aman aman pozisyonlar vermedik. 2-0 net bir galibiyet aldık. Zor bir maç oldu. Sabırlı oynadık. Dirençli bir şekilde maçı kazandık. Buradan bizi destekleyen bütün Bodrum sporlu taraftarlara, halkımıza gösterdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Taraftara teşekkür ederek sözlerini sürdüren Canbaz, Yalıkavak Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına da başladıklarını kaydederek şunları söyledi. Şu anda futsal milli takımımız var, biliyorsunuz turnuvadalar Avrupa Şampiyonası'nda. Bugün yine onlar yok. Nedim Burak'la Serhat Çiçek yok. Diğer Mehmet Sancağımız da şu anda fitness'a gönderdik ağırlık antrenmanlarına. O da bir aylık bir periyotta yok. Diğerleri de yavaş yavaş işte bugün başladılar. Şimdi hafif bir çalışma yaptık. Önce koşuyla cross tipi, ondan sonra da oyunda bitireceğiz inşallah şimdi. Yavaş yavaş sakatlarımız düzeldi. Bu hafta Yalıkavak maçına inşallah tam ve birkaç tane eksiğimiz dışında. Kadromuz da geniş zaten. Bu şekilde oynayan bütün arkadaşlarımız oynamayanları aratmıyor. Zaten bizim bir takımımız var 24 kişilik. Oynayan oynamayan herkes aynı olumlu ve mücadelesini sahaya çıktığında gösteriyor. Buradan oyuncularımızı da tebrik ediyoruz. Bodrum Spor takım kaplanı Ali Merdin ise geçen hafta eksik oyunculardan söz ederken birkaç arkadaş maça hastaneden geldi. Maçta 10 kişi kaldık. Ona rağmen sahada iyi bir mücadele ortaya koyduk. Takım savunması olarak da gayet iyiydik. Sezon başında koyduğumuz hedefler doğrultusunda şampiyonluğu istiyoruz. Yalıkavak maçında da 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum ve inşallah yolumuza devam ederiz dedi. Geçtiğimiz maç için bayağı bir eksiğimiz vardı. Hem sakat arkadaşlar hem hasta olan arkadaşlarımız vardı. Birkaç kişi hastaneden geldi maça. Ona rağmen hani sahada olan arkadaşlar çok iyi mücadele ettik. 10 kişi kaldık. 45 dakika yaklaşık bir 10 kişi oynadık. Buna rağmen iyi mücadele ettik. Belki bir pozisyon verdik takıma, rakibimize. Onun haricinde takım mücadelesi, takım savunması olarak gayet iyiydik. Önümüzdeki maç için, Yalıkavak maçı için de bizim için biz hedef olarak sezon başında koyduğumuz hedefleri doğrultusunda şampiyonluğu istiyoruz. Burada olduğunda da önümüzdeki maç Yalıkavak maçı. Ondan da 3 puanla döneceğimize inanıyorum ben. İyi çalışıyoruz. İşte Yalıkavak maçının çalışmaları başladı bugünden itibaren. Milli takımdan dönecek arkadaşlarımız da var. Serhat'la Burak dönecek. Sakatlarımız da iyileşti. İnşallah bu hafta sonu eksiksiz bir şekilde çıkarız. Yine 3 puanla yolumuza devam ederiz. Bodrum Spor ligin ilk yarısında Yalıkavak'ta oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanırken Yarımada'nın Süper Amatör Lig'deki iki takımının Bodrum ilçe stadındaki karşılaşması 5 Şubat 2012 Pazar günü saat 14'te başlayacak.